Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle baş başayız. Ben Metin Kürümoğlu. Değerli arkadaşlar iyisinizdir inşallah. Hepinizin sağlıklı ve sıhhatli bir ömür geçirmenizi dileyerek videomuza başlamak istiyorum. Değerli öğrencilerim bildiğiniz üzere TYT 3 adım Türkçe sorularını çözüyor idik. Kanalımızda bununla ilgili bir oynatma listesi var. Kanalımıza yeni gelen arkadaşlar varsa onlar hoş geldi. Onlar için de bir bilgilendirme yapalım. Kanalımızdaki oynatma listelerini tıklayarak oradaki TYT 3 adım soru videolarıyla buluşabilirler. Aynı zamanda bu videonun üstteki kartları tıklayarak oradan da ilgili oynatma listesine tıklayarak bundan önceki videolarımızı izleyebilirler. Değerli öğrencilerim bu videomuzda ikinci ve üçüncü adım sorularına geçiyoruz. Birinci adım soruları kitabımızda olan sorular kanalımızda mevcut. Dolayısıyla bu videomuzda ikinci ve üçüncü adım sorulardan seçme konular üzerinde seçme sorularla sizlerle beraber olacağız. Sözü uzatmadan hızlıca arkadaşlar sorularımıza geçelim. İlk sorumuz ikinci adım sorularından cümle türleriyle ilgili olacak. A kategorisinden iki soru, iki ve beşinci soruları yapacağız. Daha sonra farklı kategorilere geçeceğiz. Şimdi ikinci soruda yani ekranın soluna düşen soruda dikkat ederseniz 5 cümleden oluşan bir paragraf var. Diyor ki burada numaralandırılmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümle fiil cümlesidir diyor. İkinci cümle sıralı cümledir. Üçüncü cümle olumlu fiil cümlesidir. Dördüncü cümle birleşik yapılı cümledir. Ve beşinci cümle özneleri bağımlı sıralı cümledir. Bunlardan hangisi söylenemez? Bunun üzerinde duracağız. Ekranın sağ tarafında 5. soru olarak gördüğünüz bölümde ise bu cümlenin diyor özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 5 şıktan bunu tespit edeceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar, öncelikle kısa bir açıklama yapayım, sonra sorunun çözümüne geçelim. Şimdi biliyorsunuz fiil cümlesi yüklemi fiil olan cümlelerdir arkadaşlar. Sıralı cümle birden fazla yargı taşıyan virgül veya noktalı virgüllerle ayrılan cümlelerdir. Olumlu cümle yargı olarak bir eylemin yapıldığını, yapılabileceğini, yapılıyor olduğunu ifade eden cümlelerdir. Birleşik yapılı cümleler kendi içinde çeşitlere ayrılmakla beraber birden fazla yargı taşıyan cümlelerdir. Bunlar da kendi içinde girişik, iç içe birleşik, şart birleşik, ki birleşik gibi çeşitlere ayrılır ve özneleri bağımlı sıralı cümle dediğimiz zaman anlayacağımız şey şudur. Öznesi ortak olan sıralı cümle. Dolayısıyla bu gözle ne yapacağız? Sorumuza bakacağız. Ve hangisi söylenemez onu tespit edeceğiz. Sağdaki bölümde ise cümlenin özellikleri hangi özellikleri içeriyor. Doğru olarak verilmiş. Buna bakacağız. Olumlu bir cümlenin biraz önce ifade ettim. İkinci soruyla ilgili eylemin yapılabilir olduğunu ifade etmesi, yapılacağını, yapabilir olduğunu ifade eden kurallı yükleminin sonda bulunduğu, isim cümlesi yükleminin isim olduğu ve sıralı mı, bağlı mı, birleşik mi? Bunlarda da tek bir yargı mı içeriyor, birden fazla yargı mı içeriyor? Bunlarla ilgili konuları içeren cümleler. Şimdi isterseniz ayrıntısına geçelim ve cümlemizi doğru bir şekilde nasıl yapmamız gerekir bunu görelim. Şimdi arkadaşlar ikinci cümlemize baktığımız zaman doğru cevabımızın Edirne seçeneği olduğunu görüyoruz. Şimdi bunu ispat edelim. Şimdi herkes dinleyen siz değerli kardeşlerim hemen soruya şöyle bir baksın. Şimdi birinci cümle fiil cümlesidir. Söylenebilir mi, söylenemez mi? Söylenebilir. Bakalım. Yağmur yağarken gök gürültüsü meydana geldiğinde hiç korkmam derken değerli öğrencilerim burada eylemin fiil olduğunu, fiil cümlesi olduğunu görüyoruz. Çünkü yüklemimiz nedir? Fiildir. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Eylemimiz fiildir. Fiil olduğu için dikkat edin bakın korkmak fiili, korkmam geniş zaman olumsuzluğuyla çekimlenmiş. Birinci şahıs eki almış. Dolayısıyla burada bir fiil cümlesi olduğu söylenebilir.
İkinci cümle sıralı cümledir diyor. Sıralı cümleler neydi? Biraz önce ifade ettim arkadaşlar. Birden fazla yargı bildiren, yani çekimli fiillerle oluşturulmuş cümlelerin virgül veya noktalı virgülle ayrılmış şekline biz ne diyoruz? Sıralı cümle diyoruz. Bakın, ses olsun, kuşlar ötüşerek uçsun yeter ki. Evet. Şimdi burada dikkat ederseniz birden fazla yargı var ve bu yargılar birden fazla cümle ne yapılmış? Noktalı düzeltiyorum virgülle ayrılmış. Burada noktalı virgül de olabilir. Yani bir cümlede noktalı virgül veya virgülle ayrılıyorsa, iki cümle bağlanıyorsa birbirine öyle diyelim. Bu bir sıralı cümledir. Sevgili arkadaşlar, burada da sıralı cümledir diyoruz. Bu da doğrudur, söylenebilir. Üçüncü cümle olumlu fiil cümlesidir diyor. Şimdi olumlu cümle dediğimiz zaman neydi arkadaşlar? Biraz önce ifade ettim. Bir eylemin yapıldığını, yapılabileceğini, yapılıyor olduğunu ifade etmek, gerçekleştiğini ifade etmek. Çaylar şekerli olsun ki kaşıklar şıkır şıkır ses çıkarsın. Evet, eğer arkadaşlar bu olumsuz bir cümle olsaydı burada çıkarmasın mame gelecekti ve olumsuz yapacaktı eylemi. Dolayısıyla burada böyle bir durum yok. Çıkarsın derken olumlu bir yargı bildiriyor. Dolayısıyla üçüncü cümlemizi de çıkarabiliriz. Doğrudur. Dördüncü cümlemize bakalım. Dördüncü cümle diyor birleşik yapılı bir cümledir. Arkadaşlar birleşik yapılı cümleleri biz dört biçimde inceliyoruz. Girişik birleşik cümle, şart birleşik cümle, kiili birleşik cümle şeklinde çeşitleri var. Şimdi girişik birleşik cümle sevgili arkadaşlar içinde eylemsi bulunan yani fiilimsi bulunan cümlelerdir. Şart birleşik cümle sase ile yapılan cümlelerdir. İç içe birleşik cümle içinde farklı bir cümlenin olduğu cümledir. Kiili birleşik cümle ise ki bağlacıyla birden fazla cümlenin bağlanması yoluyla oluşan cümlelerdir. İşte bu dört şekilde biz birleşik cümle diyoruz. Burada bakın konuşulacak bir şeyler olsun derken konuşulacak bir şeyler derken burada bir fiilimsi kullanılmış ve fiilimsi sıfat olarak kullanılmış. Burada bir sıfat fiil görevi gören kelime var, sözcük var. Aynı zamanda temel cümleciğin yargısı yüklemi de burada arkadaşlar. Dolayısıyla burada hem bir yan cümlecik hem bir temel cümlecik var. Zaten temel cümlecik her zaman vardır. Birleşik cümlelerde yan cümlecik temel cümleciği anlam olarak tamamlar arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir yan cümlecik oluşturan fiilimsiyle yan cümle oluşturulduğundan dolayı bu bir girişik birleşik yapılı cümledir. Burada bir girişik birleşik cümle var arkadaşlar. Evet, doğru cevap Edirne demiştik. Söylenemez. Neden söylenemez? Arkadaşlar beşinci cümle özneleri bağımlı sıralı cümledir diyor. Sevgili arkadaşlar burada özneleri ortak olmayan sıralı bağımsız cümle var. Sıralı bağımlı değil. Bak dikkat edin. Bak dost olsun birinci cümle, arkadaş olsun İkinci cümle sevgili arkadaşlar, teyzeler, amcalar olsun. Üçüncü cümle. Bakın sıralı cümleler virgül ve noktalı virgüllerle ne yapılmış? Ayrılmış. Şimdi bu tür cümleleri sevgili arkadaşlar öğelerine ayırırken her cümleyi ayrı ayrı ayıracağız. Şimdi öznelerinin ortak olup olmadığını nereden keşfedeceğiz? Öğelerine ayırır. Evet, olsun ne olsun dost. Olsun ne olsun arkadaş. Bakın özne farklı. Teyzeler amcalar olsun. Ne olsun? Teyzeler amcalar olsun. Bakın üçünün de öznesi farklı. Dolayısıyla özneleri ortak değil. Özneleri bağımlı değil. Özneleri bağımlı olmadığı için yani bir özneye bağlanmadığı için buna biz bağımlı sıralı cümle diyemiyoruz. Ne diyoruz? Özneleri bağımsız olan yani sıralı bağımsız cümle oluşturulmuş. Bundan dolayı değerli öğrencilerim burada bağımsız sıralı cümle var ve doğru cevabımız Edirne seçeneğidir. Edirne seçeneği söylenemez. Gelelim sevgili arkadaşlar beşinci sorumuza, yandaki sorumuza. Şimdi burada sevgili arkadaşlar
Diyor ki bu cümlenin özellikleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi biraz önce videoya başlarken de kısa açıklama yapmıştım. Olumlu cümle ne demek, kurallı cümle ne demek, isim cümlesi ne demek, fiil cümlesi ne demek, sıralı cümle, bağlı cümle ne demek, birleşik cümle ne demek? Şimdi burada sevgili öğrenciler doğru cevabımız Denizli seçeneği. Şimdi neden Denizli seçeneği? Şimdi bakalım. Şimdi cümlemiz şu. Uzun bir cümle. Bahar aylarında açan erguvan ağaçları ile anılan Emirgan, Çınaraltı kahveleri, tarihi ahşap evlerle dolu sokakları, aniden karşımıza çıkan merdivenleri ve sıcakkanlı esnafıyla kimliğini muhafaza eden güzel bir Boğaziçi köyü. Noktayı koymuş. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar, baktığımız zaman bu cümle olumlu bir cümledir. Neden olumlu cümledir? Şimdi sevgili arkadaşlar burada bakın yüklemimiz nedir? Kimliğini muhafaza eden güzel bir Boğaziçi köyüdür. Hocam orada bakın köyü demiş nokta bırakmış. Neden köyüdür dediniz? Şimdi sevgili arkadaşlar bu cümle bir isim cümlesidir. Neden? Bakın Boğaziçi köyüdür diyor. Dolayısıyla isim cümlesi olduğu için biz buraya dırdır durdur ekini getiriyoruz. Teknik üçüncü şahıs. Neden? Genellikle sevgili arkadaşlar isim cümlelerinde üçüncü teknik şahıs olarak bitiyorsa yüklem dırdır durdur eki düşer. Bakın okla gösteriyorum. Düşer. Dolayısıyla düştüğü için orada dırdır dürdür eki olmaz ve nokta koyarız. Dolayısıyla biz orada bir dırdır durdur ekinin olduğunu biliriz. Tamam mı? Dolayısıyla arkadaşlar burada bir isim cümlesi olduğu için yüklemimiz budur. Yani şurasıdır. Kimliğini muhafaza eden güzel bir Boğaziçi köyüdür. Boğaziçi köyü bir isim tanımlaması. Boğaziçi köyüdürü niteleyen kimliğini muhafaza eden bir güzel bir sıfat. Grubu var. Bunun tamamı bir kelime grubu olduğu için bölemiyoruz biliyorsunuz. Kelime gruplarını olarak bölemiyoruz. Yüklemdir ve dırdır eki düşmüş. Burada ama bir dırdır eki olduğunu bilerek onun yüklem olduğunu söylüyoruz. İsim cümlesi olduğunu ifade ediyoruz ve burayı bakın çiziyoruz. İsim cümlesi. Doğru. Şimdi gelelim daha doğrusu şöyle tik atalım. Doğru. İsim cümlesi. Olumlu mu? Evet bak Boğaziçi köyüdür. Eğer olumsuz olsaydı Boğaziçi köyü değildir diyecektik. Tamam mı? İsim cümlelerinde olumsuz yapmak için değil veya yok kelimelerini kullanıyoruz sevgili öğrencilerim. Dolayısıyla burada olumlu olduğu için buraya da tikimizi atıyoruz. Kurallı mıdır? Evet arkadaşlar videomuzun başında da ifade etmiştik. Eğer cümlenin yüklemi sonda ise o cümleye biz ne diyoruz? Kurallı cümle diyoruz. Cümlenin yüklemi sonda değilse o cümleye de biz ne diyoruz arkadaşlar? Devrik cümle, kuralsız. Yani devrik cümle. Genelde kuralsız denmez. Yani uygun değildir. Belki bazı kaynaklarda karşımıza çıkar. Devrik cümle diyoruz. Yani yüklemi sonda olmuyor. Arkadaşlar bunun yüklemi sonda mı? Evet. O zaman bu da kurallı cümledir. Gelelim birleşik cümle olup olmadığına. Şimdi sevgili arkadaşlar biraz önce ekranın solundaki soruyu yaparken girişik birleşik cümleden bahsetmiştim. Hatırlayın dördüncü cümle birleşik yapılı cümledir demiştik. Orada girişik birleşik cümleyi anlatmıştım. Burada girişik birleşik cümle var. Ha, farklı bir birleşik cümle de olabilirdi. Mesele değil. Ama buradaki girişik birleşik cümle. Neden? Hatırlayın ne demiştik? Girişik birleşik cümle cümlede fiilimsi olan cümlelerdir. Ve yan cümlecik oluşturur. Temel cümleciği anlam bakımından tamamlar. Şimdi baktığımız zaman sevgili arkadaşlar, bakın bahar aylarında açan derken açan en anısı mezar dikecek. Anılan bak dikkat ediyor musun? Fiilimsi, sıfat fiil. Evet, çıkan dikkat ediyor musun sevgili öğrencilerim? Evet, eden. Evet, bakın fiilimsilerle ne yapılmış? Bir yan cümlecik oluşturmuş. Daha doğrusu yan cümlecikler oluşturmuş. Bu bir tane de olabilirdi. Fark etmez. Unutmayın bir cümlede kaç tane fiilimsi varsa arkadaşlar o kadar da yan cümlecik olur. Bu da ekstra bir bilgi olsun size. Dolayısıyla birleşik
cümledir. Birleşik cümlenin çeşidi nedir? Girişik birleşik cümle. Burada evet bizden çeşidini sormamış. Sadece birleşik olup olmadığını tespit etmemizi istemiş. Dolayısıyla biz ediyoruz. Ekstradan size bilgi amaçlı bu bilgiyi de veriyoruz. Dikkat ederseniz arkadaşlar, şıklar içinde yaptığımız verdiğimiz bilgilerden hareketle doğru olarak uygun olanlar Denizli seçeneğinde yer aldığı için biz bu cümleye sevgili arkadaşlar ne diyoruz? Bu cümlenin özelliklerinde Denizli seçeneğinde yer alıyor diyoruz ve doğru cevap Denizli seçeneği diyoruz değerli öğrenciler. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımızda sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarını esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış olursunuz. Sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.